Durumu nasıl? Gayet iyi. Bütün tetkikleri yaptık. Ufak tefek ezilmeler var, o kadar. Geçmiş olsun. Bebek? Bebek de iyi. Mucize diyebiliriz. Bebekte hiçbir sorun yok. Girebilir miyim doktor? Tabii. Kendine gelmek üzere. Sağ ol. Zafer. Bebeğimiz de sen de iyisin. Sahi mi? Beni kandırmıyorsun değil mi? Kandırmıyorum. Çok korktum. Bebeğimize bir şey olacak diye çok korktum. Korkma. Her şey yolunda. Zafer. Seni çok seviyorum biliyorsun. Verilmiş sadakamız varmış hanımım. Çok şükür. Allah başka dert vermesin. Ah, geçmiş olsun. He ya, geçmiş. Maşallah. Hadi, Güllü'nün dinlenmesi lazım biraz. Kabak, kabak diyorum. Hayırdır Erenler, ne oldu? Bana para ver. Ne parası? Bende para yok ki. Ya yürü kalk git kabak ya. Bende para yokmuş. Ben seninle ne kirli çıkın olduğunu bilmiyor muyum oğlum? Kesin kıyıda köşede vardır 3-5 kuruş. Hadi ver. Yok, olsa bile sana vermem ki. Lan biz arkadaşlar mıyız? Değiliz. 3 kuruşluk kefen parama göz dikene arkadaş demem ben. Babak, boş boş konuşma. İhtiyacım var diyorum. Ya kimin yok ki? Babak, bak beni delilendirme. Hayat memat meselesi. Ya ne hayatı? Ya kim bilip nerede sarf edeceksin o parayı? Ya sarf edeceğim bir yerde parayı ya. Doktora vereceğim parayı. Ya bırak yalan söylemeyi, Türk gibisin. Ne doktoru? Neler edeceğim şimdi ha? Ya kendim için neler ya? Babam için istiyorum parayı, ha bak ya. Halide Hanım. Konuşabilir miyiz? Ne
üzgünüm. Çok üzgünüm. Yalan söylemek zorunda kaldım. Size anlatmalıyım. Yoksa vicdanım beni rahat bırakmayacak. Pekala. Dinliyorum. O vakitler aşıktım. Gözüme perde inmişti sanki. İçimde çok büyük bir tutku vardı. Gerçekleri göremiyordum. Yeter. Bu rezilliği dinlemek lütfen istemiyorum. Lütfen bitirmeme müsaade edin. Asla düşmek istemediğim durumlara düştüm. Ama sonra gereksiz bir çaba içinde olduğumu fark ettim. Çaresizdim. O gece, sizinle geçirdiğimiz o gece size karşı çok samimiydim. Küllü defteri benim için kapanmıştı. Bunlara inanacak kadar aptal mıyım sence? Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Bana inanmanızı beklemek asıl benim aptallığım. Attığınız tokadı fazlasıyla hak ettim ben. Samimi olduğuma inanmanız için her şeyi yapardım. Faydası yok. Bu yalanların telafisi mümkün değil. Madem ki mümkün değil, çiftlikte kalmam için bir sebep yok artık. Herkes için en doğrusu bu. Senin gitmen. Ziyadesiyle isabetli bir karar. Bir an önce terk et bu çiftliği. Hoşçakalın. Bir dakika. Serap Hanım'ın sağlığı bugünlerde iyi değil. Şimdi gitmen doğru olmaz. Çiftlikte şoför lazım. Önce yerine birini bul. Ondan sonra gidersin. Peki. Siz nasıl isterseniz. En kısa zamanda yerime birini bulurum. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.